Şimdi şampiyonluk mücadelesini konuşalım. Mücadele diyorum çünkü Trabzonspor evet belki geç de olsa ilan edecek şampiyonluğunu beklediğinden geç de olsa ama birazcık son haftalarda puan kaybı sebebiyle oyunda da düşüşler, skor üretmede zorlanmalar görüyoruz Bordo Mavili ekipte ve bu sezon ilk kez 4 maç üst üste puan kaybı yaşadı. Son maçla Karagümrük maçıyla birlikte nasıl değerlendiriyorsun Taner? Şöyle aslında tabii ki Karagümrük karşılaşması üzerinde değerlendirirsek ben burada Trabzonspor'un kötü bir oynadığını söyleyemiyorum. Yani Evet, oyunun tabii ki. bütününde belki de Üstünlük evet Trabzonspor'daydı. yapamadıkları tek şey Fatih Karagümrük'ün pas performansını düşürememeleriydi ki Trabzonspor'un sahasında Karagümrük takımı %89'a 90'a varan bir pas başarısı yakaladı. Bu aslında çok yüksekti ama tabii ki oyunu böyle parçalara böldüğümüz zaman özellikle oyunun ikinci yarısında inanılmaz bir yüzdedir bu. Trabzonspor son 45 dakikada %96 gibi yüksek bir pas başarı yüzdesi yakaladı. Yani 100 pasının 96'sını doğru yere atan, Karagümrük ceza sahasında 40'ın üstünde topla buluşabilen bir Trabzonspor oyunu vardı. Ve burada biraz da hem rakip kalecinin performansını dikkate almak lazım. Evet tabii ki de Trabzonsporlu oyuncuların da atamamaları da bunu tetikledi. Ama kötü bir oyun var mıydı? Hayır yoktu. Trabzonspor şampiyonluk oyunu yine oynadı ama kazanamadı. Kazanamamak da bu futbolun doğasında olan bir şey. Ve kötü oyunla, şimdi bu 4 haftalık sürece baktığımız zaman kötü oyunla kaybedilen puanlar değil, iyi oyunla gerçekten de kazanmaya çok yakın. Hatta bu ligin geri kalan döneminden çok daha iyi oyunlarla Trabzonspor bu son karşılaşma özellikle geride bıraktı. Ve son karşılaşmadaki oyunun daha gerisindeki oyunlarla geçtiğimiz dönemlerde kazanan ve şampiyonluk yolunda arayı bu kadar açan bir Trabzonspor görmüştük. Trabzonspor'un dediğim gibi bu maçtaki bence en kritik hatası rakibin pas performansını aşağı çekememesi, Biglia gibi bir ayağı durduramamaları ki Biglia'nın geçtiğimiz hafta performanslarına bakarsak Karagümrük takımının her maç en fazla koşanı, her maçta en fazla pas trafiğini yöneteni ve aynı zamanda da her maçta fiziksel anlamda ikili mücadele kazanma değerinde takımın en iyisi. Bu değerlerin hiçbirinde Trabzonspor Biglia'yı durduramadı. Belki de bu durdurmayı yapsalardı bu karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyetini daha rahat görebilirdik. Sen de istatistiklere bakıyorsunuz sanıyorum. Ben genel puan durumuna Puan bakıyorum durumuna. aslında. Sen nasıl yorumluyorsun bu? Bu arada yani mücadele aslında şöyle bir mücadele diyorum Trabzonspor'a. Kendisiyle bir mücadelesi var şu anda. Mutlu sonu getirmek için. Neye bağlıyorsun bu puan kayıplarını? Ben hep geçmişe giderim. Yine geçmişe gittim biraz. Abdullah Hoca'nın sene başından bu yana açıklamalarına gittim. Sürekli şampiyon değiliz. Daha şampiyon olmadık derken aslında Abdullah Avcı'nın bilinçaltı konuştu. Evet. Bence Trabzonspor'un buraya çok dikkat etmesi lazım. Hoca boşuna konuşmadı. Çünkü daha önce de bunları yaşadı hoca, Abdullah Hoca ve şampiyonluk kelimesini asla ve hatta telaffuz bile etmedi. Ve camiada bu kelimeyi neredeyse yasakladı Abdullah Hoca. Ama bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir unsur. Yani önümüzdeki sene Trabzonspor yine bir şampiyonluk mücadelesi verecek. O dönemde üç büyükler bu kadar kötü olacak mı? Oraya çok dikkat etmesi lazım Trabzonspor'un. Yani bu şampiyonluk yer gelecekse ki kuvvetle muhtemel ama seneye bu kadar rahat olmayabilir bu iş. Çünkü son 4 haftaya bakıyoruz. Trabzonspor üst üste puan kaybediyor. Ligin şimdi neye baktım? 28. 27. 28. haftalarına baktım. Kaç puan fark var? 17 puan falan fark. Şimdi buralara geldi. Lig 5 hafta daha olsa, bir 6-7 hafta daha olsa Trabzonspor şampiyonluğu kaybedebilir mi? Geçmişte Abdullah Hoca'nın kaybetmişliği var. Ve bu Trabzonspor açısından da gelecek inşa edilirken bunun bilimsel anlamda bir şey ifade ettiğini düşünüyorum ben. Bunun sadece işte rehavet vesaire bunlarla açıklayamayız bunu. Burada bir fizik kalitede mi bir düşüş var? Abdullah Hoca'nın takımlarında sene başında aldığı zaman iyi bir ivme yakalayan Başakşehir vardı. Sonra Galatasaray'a 8 puandan gelip şampiyonluğu verdi. Bu sene gerçekleşmesi çok imkansız bir şeyden bahsediyoruz bunu. Trabzonspor hani bir galibiyet bir beraberlikte şampiyon oluyor yanlış bakmadıysam. Evet doğru. Ama Evet. bunun 4 puan kaldı bilimsel bir sadece. açıklamasını bulmak zorunda Abdullah Hoca bence. Ve Trabzon sırf Abdullah Hoca değil. Bu konuda Abdullah Hoca'ya da destek verilmeli. Hem mental anlamda bir destek,
hem de bilimsel anlamda bir destekten bahsediyorum. Çok tehlikeli bir iş bu. Eğer bir şey... Rehavete bağlıyor musun? Çok değil. Sadece rehavetle açıklanacak bir durum değil bence. Yani sadece rehavet futbolcu bir zaman tamam şunu düşünürsün dersin ki ya bir hafta iki hafta biz iyi çalışmadık. Bu çok doğal, 17 puan fark atmışsın. Oyuncuyu antrenmanda hazır tutmak bile çok zordur. Ama iş 4 hafta üst üste kaybettiğin zaman, puan kaybettiğin zaman ya arkadaşlar yani teknik direktöre bile gerek kalmaz. Arkadaşlar tamam bir toparlanalım artık dersin ve futbolcu grubu da artık eski düzene devam ettirmeye çalışır. Ama iş buraya vardıysa Başakşehir örneği de aklıma geldikten sonra dün sürekli ben onu düşündüm Trabzonspor açısından. Bunun bilimsel bir açıklaması olmalı mutlaka. Bunun fizik anlamında da ifade edersin, oyun anlamında da ifade edersin. Onu biz bilmeyiz çünkü Trabzonspor'un... Benzerlik kuruyor musun yani Başakşehir döneminde yani de bu ki. Son haftalardaki düşüşle Trabzonspor'daki hani burada bir ortak bir nokta. Bence var. Hoca ile ilgili bir durum mu var? Bence yani? Var. %100 var. Ne olabilir o ama? Yani biraz daha farklı açıdan bakıyorum ben. Ben oyun kalitesi düşüş olduğunu düşünmediğimden dolayı daha doğrusu evet. Öyle ifade edeyim. Ya bu kadar net pozisyona giren, ceza sahası içerisine giriş yapan, geçtiğimiz haftalardaki oyununun istikrarlı şekilde devam ettiren bir takımın son vuruşları yapamaması, yaptığı vuruşları işte rakip kalecini kurtardığı böyle bir dönemden geçiyor aslına bakarsan. Ki bu da başarısızlıktır. Yani rakip kaleciyi geçememek de bir başarısızlıktır neticede. Tabii. Ama o noktaya kadar takımı getirebilmek bile biraz sanki rehavetten öte bir durum. Burada özellikle belirleyici olacak noktalar şuydu. İşte birincisi Marek Hamšík değil. Marek Hamšík'in sakatlık yaşaması vakti zamanıyla. Bakayemi'nin evet. Kontrat alamamadığı zamanlardaki düşen oyunu. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda orta sahadaki yaşanılan düşüş biraz işi farklı noktalara getirdi gibi gözüküyor. Ve burada bu iki oyuncunun olmayışı, özellikle Bakayemi'nin olmayışı orta sahada Bakasetas'ı da ciddi anlamda aşağıya düşürdü. Bu skor katkısı olarak da yine tabelaya yansıyan bir durum. Ve başka bir nokta ligin savunmada en fazla sakatlık yaşayan takımı da Trabzonspor. Bir takımın bu kadar simgesi evet. En sonunda Hüseyin yine. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Ve bu kadar fazla savunmada her hafta bir sakat vermek ve savunma hattındaki o dörtlüğü bir türlü istikrarlı bir şekilde sahaya sürememiş olmak da yine takımın aslında belini büken durumlardan bir tanesi. Ama tabii ki Trabzonspor'un Karagümrük maçında aldığı bir puanın savunma hattıyla bir alakası yoktu. Ama o 4 haftalık, 5 haftalık düşüş dönemine baktığımız zaman takımın asıl bu 17 farklık dönemi, 17 puanlık farkın eridiği dönem temelde savunmada her maç farklı opsiyonları denemek zorunda kaldıkları ve o istikrarı yakalayamadıkları dönem gibi gözüküyor. Ama bundan sonra benim da kolay maçları burada yok. Burada benim şöyle bir itirazım var. Şimdi şampiyonluk denen şey işte atıyorum kaç maç oynanıyor? Kaç 38 haftalık, 40 haftalık bir serüven ve sakatlıklar, oyuncu sözleşmeleri, performans düşüklükleri bunların hepsi şampiyonlukta yaşanabilecek unsurlar ve önceden hesap edilmesi gereken unsurlar. Bazen kalecini kaybedersin 30 hafta. Bazen iki stoperini kaybedersin 30 hafta. Bunlar olabilecek ama kadro zenginliği açısından bu ligin en zengin kadrosu Trabzonspor. Ya öyle bir kadro emanet etti ki yönetim. Yani ve o kadar yapılmayanı yaptı ki bu yönetim. Ne yaptı? Sene başında daha herkes transfer konuşurken Trabzonspor transferi bitirmişti. Evet. Yani yönetimin inanılmaz bir başarısı var sene başında. Dizayn ettiği bir takım var. Ama ligin son haftalarındaki bu serüven buraların... Bu işte diyorum ya bunun bilimsel bir açıklaması olmalı. Yani bunun mental tarafını ayrı tartışırız, bunun fiziksel tarafını ayrı tartışırız ama bir yerinde tartışması gerekiyor Trabzonspor'un. Özellikle dikkat çekmek istediğim nokta bu. Hı-hı. Sadece tek bir şeyle açıklanabilecek kadar basit bir olay değil bu olay. Burada sakatlıklarla alakalı da şunu söyleyeyim. Birincisi Ahmet Can gibi milli takımlarda sakatlanmış oyuncuları kontrol edemezsiniz. Burada başka bir problem bu. Şimdi Trabzonspor hem kendi kadro genişliğinde elinde bulunan bütün savunma adamlarını bir şekilde kaybetmiş. Bunlardan kimisi milli takımda sakatlandı, kimisi kendi takımında sakatlandı ve bu oran o kadar fazla ki ve bu oran o kadar fazla savunmacılarda yaşandı ki diğer bölgelerde bu seviyede değil. Tabii ki de istikrarsızlığı yaşıyorsunuz ama sakatlıklar kontrol edilebilir mi? Evet, kontrol edilebilir bir durum bu. Belli oranda sakatlanma riskini aşağıya yapılacağınız testlerde düşürebiliyorsunuz. Evet. Ama şöyle bir tablo var. Bu takım Medipol Başakşehir'deyken
uyguladığı aynı sakatlanma risk testlerinden geçiyor. Bundan bahsetmiyorum ama ben hani onu... Yani şöyle başka bir şeyden bahsedeceğim. Aynı testlerden geçiyor, aynı kontrollerden, hatta aynı programlardan geçiyor. Hatta aynı ekibin elinden geçiyor büyük oranda. Şimdi burada buna rağmen sakatlıkların bu kadar fazla yaşanıyor olması, işte milli takıma giden Ahmet Can'ın sakatlanması gibi örneğin, inanılmaz büyük bir şanssızlık tablosu var. Her şeyi şansa bağlayan bir adam değilimdir ama bir yerden sonra da oradaki risk %5 ise ve siz sürekli o %5'lik dilimi yaşıyorsanız bu artık şanssızlık oluyor. Kontrol edemiyorsunuz. Yani ifade olarak sakatlıkları da kontrol edebilirsiniz. Doğru. Yok, ben onu demiyorum ama kesinlikle. Yani bu sakatlıklar bazen antrenman teknikleriyle alakalıdır. Ama ben bunun Abdullah Hoca özelinde olduğunu zaten söyleyemem. Çünkü bu kadar bilimsel anlamda çalışmalar yapan bir hocaya asla bunu söylemem. Okey, Trabzon konuşurken ben konu sakatlıklar kontrol edebilir deyince ben Abdullah Avcı ya da işte Trabzonspor nezdinde bahsediliyor diye düşündüm. Ve burada temelde Trabzonspor kontrol edilebilir daha... demedim ben ya. Öyle bir ifade hatırlıyorum sanki. Yok, hayır. 2-3 dakika önce. Sakatlıklar kontrol edilebilir değil. Kontrol edilebilir sakatlıklar. Tabii ki. Bu bilimsel anlamda hani ama bu yapılabilir bir şey. Bazı sakatlıklar vardı. Bu bilimsel anlamda bir açıklaması olması lazım. Tabii ondan bahsediyorum yani darbeye bağlı bir sakatlık yaşamışsın. Hı-hı. Yani ne yapabilirsin bunun için? Ha onun bile tamam ama onun bile yüzdesel, evet. Yüzdesel olarak indirebilirsin. Tam olarak indiremezsin. Tabii gelmiş ki. Adam sana arkadan dalmış. Sen şunu nasıl indireceksin? Tabii yani ne kadar indirebilirsin? Darbeli sakatlık. Tabii. Zaten farklı bir nokta. Biz darbesiz sakatlıklardan. En son ben şöyle söyleyeyim. Halı saha maçında ayağımı aldım. Darbe. Tamamen amatör bir darbe. Şimdi ben bunu nasıl indireyim?